ben üzerimde bir şey var. Onu söylemeden, sormadan, soru değil aslında. Ben hopalıyım, biliyorsun. Hopalıyım. Ve hayatını kaybeden, Allah rahmet eylesin, Metin Lokumcu da benim akrabam. Ben Diyarbakır'dayken Kılıçdaroğlu izlerken bu olay oldu ve çok üzüldüm. Her anlamda, bütün akrabalarım da, tanıdıklarım da. Sizin orada tabi olayların da etkisiyle neler yaşandığını da arkadaşlarımızdan öğrendim Diyarbakır'da. Ama sonuçta gerçekten iyi bir insan tarihsiz bir şekilde öldü. İyi bir insan, yani Metin Lokumcu, sizin memleketinizde yıllarca öğretmenlik yapmış birisidir. Tarihsiz bir şekilde öldü. Ve sizin ilk günkü şeyinizi, tepkinizi, şeyinizi gerçekten yadırgadık. Ben ve ailem, akrabalarım yadırgadık. Aradan geçen zaman içerisinde bu konuyu herhalde düşünmüşsünüzdür. Diyeceğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle tabii sizin akrabanız olması sebebiyle başınız sağ olsun diyeyim. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşlarım ulaştırsınlar. Bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. O ses kasetlerini dinlediğiniz zaman, bir de o resimleri gördüğünüz zaman, acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye, herhalde siz de akrabanız da olsa hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ama öldü efendim. Ne? Evet. Ben sadece bunu söylüyorum. Çünkü bu noktada ben böyle bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştırmam. Ve elinde taşla bir emekli öğretmeni görmem. Çünkü o taşların karşısında ben varım. O taşlar bana atılıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Veya konvoya atılıyor. Veya orada sivil halka atılıyor. Bakın orada hopalı insanlar var. Hemşerilerini atıyor. Herhalde bunun da olmaması lazım değil mi? Ve öbür tarafta da bugün Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Ve açıklamada da diyor ki polis diyor kendisi düştü diyor. Eline diline dursun be. Ne polis kendisi düştü? Polis taşı hedef alıyor. O aldığı hedefle polis ondan sonra düşüyor. Ve şu anda bu polis hala yoğun bakımda yatıyor. Yani ziyaret etmekle de zannediyor işi çözeceğim. Orada bakın isyanlar var. Aile isyanda, baba isyanda, aslan gibi bir delikanlı gidiyor. Bu insan oraya niye geldi? Başbakanın koruması olarak geldi. Ve otobüste, aynı otobüste benimle beraber gidiyor. Ama bunları da lütfen görelim. Bunları da görmemiz lazım. Ben kendisine Rabbimden şifalar diliyorum. Ve tabii şu anda bundan sonra da geride ne kalacak? Tabii bilemiyoruz. Doktorlar elinden gelen sağ olsun müdahaleyi yaptılar, ettiler. Ama ben gazetelerde, televizyon programlarında kimsenin servetten bahsettiğini görmedim. Öyle kenara köşeye sıkıştırılıyor. Her zaman zaten polis Şamaroğulları olarak görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, tüm ekip adeta Şamaroğulları. Bunlarla ilgili programlarınızda Ruşen Bey ne yaptınız? Acaba ne gibi bir kınama yaptınız? Bizim ne günahımız vardı orada gidip sadece bir miting yapmaktan başka? Sizi buraya sokmayız. Sizin çocuklarınızı buralarda okutmayacağız. Eşleriniz buraya gelemeyecek. Tek yol sokak, tek yol devrim. Allah aşkına, yani bu mudur demokrasi? Bu mudur özgürlük? İşte bizi üzen bu. Ben de Rizeliyim. Sen Hopalısın, aramızda çok fazla bir yer yok. Ama bu olmamalı. Bak benim bakanım Hopa'ya gitti. Hopa'da dükkanları, esnafı ziyaret ediyor. Maalesef aynı yanlışı ona yaptılar. Esnaf ziyareti yapıyor ya. Efendim bazı eylemlerde yalnız biber gazı kullanımı konusunda biraz abartılmıyor mu? Yani doğru biber gazı yani. Bazı protesto gösterilerinde. Valla şu anda emniyet nerede, neyi, nasıl kullanacağını en iyi bilen onlar. Yani o taşları atanlara karşı herhalde biber gazı ondan daha tesirli değil. İşte şu anda komada yatıyor.
Pekala. Evet, o da olmasın, o da olmasın. Artık seçim yasaklarının başlamasına... Yoksa Suriye gibi mi olsun? Hayır yani... Suriye'de biber gazı kullanmıyor. Orantısız güç kullanımı da olmasın elbette, taşlarda atılmasın. Evet. Biber gazı orantısız gücün ifadesi değil. Şu anda dünyanın en modern manada, yani bu tür şeyleri yatıştırmada kullandığı biber gazıdır. Evet, yani ölüm sebebi biber gazı olduğu için... Uluslararası şey, yok, alakası yok. Evet. Böyle. Farklı böyle. Kalp oluyor. Kalpten. Kalp oluyor. Evet, kalp. Ama biber gazının tetkiliği... Hayır, hayır, kalp oluyor. Tamam. 2 saat var seçim yasaklarının bitmesine.